Herkese merhaba. Ukrayna'dan devam edeceğim ama önce bir olayı hatırlatmakta yarar görüyorum. Geçtiğimiz yıl yani 2021 yılı Mart-Nisan aylarında, şimdi arayıp bulacağım o videoyu ve sizin de izlemenizi tekrar isteyeceğim kendisi sizden. Brexit sonrası İngiltere'sinin küresel Britanya programı çerçevesinde 21. yüzyılın en önemli ataklarından biri olan orta düzeyli süper güç olma yolunda önemli bir rota çizdiğini, belirlediğini, esasında oradan çıkan o rotanın Türkiye gibi bölgesel bir güç olan fakat Avrupa Birliği içinde üyesi olmayan bir ülke içinde önemli ipuçları taşıdığını söylediğimde biraz herkes böyle ya evet İngiltere falan dedi bir geçti gitti. Ama şimdi görüyoruz ki o teşhis doğruymuş. Yani İngiltere Amerika Birleşik Devletleri ile kurmuş olduğu zaten geleneksel ittifaklık ilişkisi bir ki buna kısaca Anglo-Amerikan ittifak diyoruz. O çerçevenin dışında artık Amerika ile ilişkisini kendisinin net olarak belirlediği bir başka yapıyı oluşturuyor. Bu yapı o günlerde söylediğimde bakın bu İngiltere sonuç itibariyle Avrupa'dan çıktı ama Avrupa güvenliği çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki temsilcisi olacak ve Amerika Çin Halk Cumhuriyeti ile Çin Pasifik alanında daha net mücadele edebilecek bir kapasite yakalayacak demiş idim. Şimdi görüyoruz ki İngiltere gerçekten Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya karşı hiçbir Avrupa devletinin olmadığı kadar aktif ve belirleyici bir rol oynuyor. Ve bu aktivitesi Boris Johnson'ın 24 saat içinde geliştirdiği yeni bir atakla ortaya çıkmış vaziyette. Boris Johnson İsveç'e gitti, sonra da Finlandiya'ya gidecek. Niçin? Çünkü Finlandiya ve İsveç Rus lideri Vladimir Putin'in NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya bu kadar rahat saldırması ve 3. Dünya Harbi ile bütün dünyayı terörize ederek sonuç itibariyle büyük bir yıkıma neden olmasından sonra kendi bağlantısızlık konumlarını sorguladılar ve arkadaş biz galiba NATO'ya üye olursak hayatta kalma şansımız daha yüksek olur diye açıklamada bulundular. İkisinin de biliyorsunuz başbakanları genç hanımefendiler. Onlar da buluştular ve özellikle o buluşmada da ortaya çıkan tablo İkinci Dünya Harbi'den bu yana bütün Soğuk Savaş yılları boyunca Sovyetler Birliği'ne karşı son derece kritik bir coğrafyada olmaları nedeniyle bağlantısızlığı seçmiş olan Ukrayna ve Finlandiya'nın bir şekilde hızlı bir biçimde NATO üyesi olması yönündeydi. Şimdi beklenti zaten bugün ayın 11'i, 15 veya 16'sında bu iki devletin yetkililerinin NATO üyeliği konusunda açıklama yapıp başvuru yapacakları yönünde. Ve bunun belki de Haziran ayında falan da sonucu alınacak. Zaten arkadaşlar şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Askeri anlamda Finlandiya ve Japonya diyordum aklım Japonya'da kalmış. Finlandiya ve İsveç zaten NATO'nun bir parçası şeklinde hareket ediyorlar. Yani ortaklık boyutları çok yüksek. Son NATO zirvesine onlar davet edildiler, liderleri davet edildi. Bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan NATO zirvesine. Zaten yani Finlandiya ordusu mütevazi bir ordu ama etkili bir ordu olarak tanınıyor. İsveç öyle. İsveç savunma sanayi altyapısı çok yüksek bir devlet. Çok iyi silahlar üretir İsveç savunma sanayi vesaire, top, tank falan. Böyle bir yapıları var zaten. Ama
Dimitri Peskov, daha sonra birçok Rus yetkili Finlandiya ve İsveç'i tehdit ettiler. Eğer NATO'ya girersen veya bu yönde bir eğilim gösterirsen, bak Ukrayna'da neler oluyor, ona da bir bak gibi ve bunun bedeli olur. Dimitri Peskov açıkça bunun bir bedeli olur diye açıkça tehdit etti. Şimdi Batı açısından şöyle bir sorun var. Ukrayna ve Ukrayna örneğinden yola çıkacak olursak, Finlandiya ve İsveç diyelim ki 16 Mayıs 2022 günü NATO'ya bir mektupla açıklamayı yaptılar. Dediler ki biz size üye olmak istiyoruz. Güzel. NATO da bu teklifi aldı. E tabii NATO'nun bir prosedürü var. Yani kendi üyeleriyle yürüteceği bir çalışma var. İşte tam o noktada Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olmamakla beraber NATO üyeliğine başvurdukları için Rusya'nın saldırısına uğrarlarsa ne olacak? Çünkü Ukrayna gibi NATO üyesi olmadıkları için NATO'nun anında Rusya'ya dur bakalım sen ne yapıyorsun deme şansı olmayabilir. Ve Rusya burada bir savaş başlattıktan sonra da NATO üyelikleri askıda kalabilir. Böyle bir durum var idi. Değili geçmiş zaman. Niye? Boris Johnson İsveç'e gitti. Bir ikili güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı. Dedi ki basın toplantısında, İsveç'e dönük olabilecek bütün saldırılar İngiltere'ye yapılmış sayılacaktır. İsveç'e kim saldırırsa ben ona derhal savaş açacağım. Tadın bitti. Şimdi sonra Finlandiya'ya gidecek, aynı anlaşmayı yapacak. Böylece Rusya'ya İngiltere diyor ki, bak bunlar NATO'ya tam üyelik için başvurabilir. Bunlar onun egemenlik hakkıdır. Ama biz Ukrayna'da yaptığımızı yapmıyoruz. Bunlar için ben İngiltere olarak diyorum ki İsveç veya Finlandiya'ya yapılacak bir saldırı halinde ben bu iki devletin yanında açıkça savaşa gireceğim diyor. Şimdi İngiltere'nin bu iki devletin yanında savaşa girmesi demek İngiltere'nin tek başına savaşa girmesi demek değildir arkadaşlar. Bir defa bunu bir bilelim. Dünyanın merkezinde beşli bir ittifak var. Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda. Bunlara ne diyoruz biz? İngilizce konuşan devletler topluluğu, ittifakı. Yani İngiltere diyor ki Rusya'ya, yani sen beni yalnız da görme sakın. Ben bunlar için savaşa girerim, seninle de savaşırım ama ben de yalnız olmam diyor. Şimdi bu Avrupa güvenliği açısından inanılmaz kritik bir gün. İnanılmaz. Bakın Macron telaşlandı. Fransa Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Avrupa Birliği dönem başkanı aynı zamanda. Macron telaşlandı. Çıktı dedi ki arkadaşlar bu savaş tamam böyle devam ediyor. Kanlı bir tablo. Büyük bir terör yaşıyoruz. Büyük bir yıkım yaşıyoruz. Bunu durdurmamız lazım. Bunu durdurmak için Rusya'yı aşağılamadan durdurmamız lazım. Bakın Rusya'yı aşağılamadan durdurmamız lazım. Yani demek istiyor ki Macron ya bu Putin'e birimiz bir çıkış noktası bulsun. Yani orada bir yere saplandı adam, debelendikçe biz de debeleniyoruz ve gidiyoruz. Buna birisi bir çıkış noktası bulmamız lazım, bunu da biz bulmalıyız demeye getiriyor. Sonrasında da Macron, Çin lideri Xi ile görüştü ve dedi ki iki tarafta hakikaten bu taşınabilir bir savaş olmaktan çıktı. Bir an önce acil bir ateşkes ve sonra da Rusya'nın onurunu koruyacak bir müzakere süreci. Bu konuda da. Çünkü
Şimdi Amerika'nın bir kanadında da yükselen sesler böyle. Yani deniliyor ki bu Biden'la Boris falan adamı çok kötü sıkıştırıyorlar. Yani Rus lider de sonuç itibariyle bu işin içinden çıktığında halkına söyleyecek birkaç cümlesi olması lazım. Yani adamı öyle bir sıkıştırıyorlar ki sonuçta nükleer kullanacak mı diye de tartışıyoruz. Yani böyle bir durum var. O yüzden bence bu gelişmeler enteresan. Fakat en enteresan yönü tabii ki Finlandiya ve İsveç'in bu konuda verdikleri işaret. Yani Boris Johnson'la bu imzayı attıkları dakika şunu gösteriyorlar Rusya'ya. Senin tehdidine rağmen biz NATO üyesi olmak üzereyiz diyorlar. Bu savaşı genişletir mi? İşte o noktada da Amerikan Senatosu ilgili komisyonunda Amerikan istihbaratının başı var. Amerikan Ulusal İstihbarat Başkanı Haynes, bayan biliyorsunuz daha önce CIA başkanıydı. Sonradan şimdi bütün Amerikan istihbaratının başkanı ve orada bütün işleri o yürütüyor şu anda. Dedi ki Putin uzun bir savaşa hazırlanıyor. Donbas'ta kazansa bile harekatı sonlandırmayacak. Şimdi Amerikan istihbaratı ile İngiliz istihbaratı bu savaşta pek yanılmadılar. Avril Haines diyor ki hala Donbas ötesi hedefleri var ama elindeki konvansiyonel kapasite bu hedefleri karşılamıyor. Yüksek enflasyon, gıda ve enerji sorunlarıyla Batı'nın desteğinin azalacağını tahmin ediyor ve buna göre yeni bir planlama yapıyor diyor Avril Haines. Bu Rusya'nın planlamaları üzerine. Putin savaşı kaybettiğine inanmıyor. Şu anda nükleer kullanacak ölçüde intihara meyilli bir hali de yok. Nükleer kullanmaya yakın durmuyor ama ABD çıkış yolu bir çıkış yolu olmadığı için de ne yapacağını hep beraber zaman içinde görebileceğiz diyor. Ve diyor ki sanayi üretiminin yönünü değiştirebilir, sıkı üretim üzerinden kaynaklara el koyabilir ve bütün hedeflere ulaşabilmek için bütün yolları kullanabilir. Şimdi işin büyüyeceği yönünde bir işaretti yine İngiliz istihbaratında. Belarus özel kuvvetleri Ukrayna sınırına yerleştiler. Yani büyük bir olasılıkla savaş yayılmaya başladığı an itibariyle Belarus da savaşa girecek arkadaşlar. Yani ben onu görüyorum. Belarus'un bu savaştan elleri temiz çıkması mümkün gözükmüyor. Bunun gibi birçok faktör bir arada. Fakat tabii ki Finlandiya, İsveç şu ana kadar Ukrayna'dan sonra Avrupa güvenlik kavramının karşılaştığı en büyük sorun olarak karşımızda duruyor. Bakalım Ruslar nasıl bir atakta bulunacaklar. Efendim Finlandiyalıların %76'sı ve İsveçlilerin de %57'si NATO'ya üye olmayı tercih edeceklerini ifade etmişler son kamuoyu yoklamalarında. Biraz da savaştan söz edeyim. Harkov kuzeyinde başlayan Ukrayna ordusu karşı saldırısı çok başarılı gelişti. 4-5 kasaba ve şehir daha kurtarıldı. Rus ordusunun Harkov'un merkezine füze ve topçu bataryası ateşi düşüremeyeceği mesafeye kadar püskürtüldüğü ifade ediliyor. Benim anladığım kadarıyla Harkov ve Odessa hattında Batı ve Avrupa Birliği ve NATO Rus ordusunun ilerlememesi ve olduğu yerde çürütülmesi için özel bir planlama yapmış gibi gözüküyor. Detaylarına ulaştıkça sizlere aktaracağım. Bu arada her sondaki Rusya yanlısı yani Rusya'nın Mart başında ele geçirebildiği tek büyük Ukrayna kenti, her sonda kurulmuş olan Rusya yanlısı yönetim
doğrudan Rusya Federasyonu'nun bir kenti olma yönünde bir mektubu sanıyorum yarın Putin'e aktaracak gibi gözüküyor. Belki de Putin onların bu talebini tıpkı Kırım'ın ilhakında olduğu gibi kabul edecek gibi bir görüntü de var. Gerçek yüzüyle savaş yeni yeni cephelere doğru yayılacak gibi gözüküyor. Bu Avrupalıların bir kesiminde ciddi endişe, fakat Şahinler kesiminde ise sonuna kadar savaş eğilimi doğuracak bir yapı. Mesela Mario Draghi Beyaz Saray'daydı ve Joe Biden'ın yanında Avrupa'da çoğunluk acil ateşkes ve tarafların eşitliğinde kalıcı müzakere istiyor diyerek Macron'un düzeyinde bir takım endişeler taşıdığını gösteren Avrupalı bir lider oldu. Bunların hepsini yakından izleyeceğiz. Fakat ekonomi açısından ve gıda fiyatları açısından ve enerji fiyatları açısından 2023'ün de zor bir yıl olabileceğini düşünerek yaşayın lütfen. Tedbirli olmakta yarar var. Yani bu savaş tahmin ettiğimizden uzun sürebilir. Eğer çok büyük bir sürpriz gelişme olmaz ise. Hoşça kalın.